Hello friends, and in this course we are studying very and to. Very and to in sentences come before adjectives. Şimdi arkadaşlar bu dersimizde very ve to kelimelerini göreceğiz. İkisi de çok anlamı içeriyor. Cümle içerisinde sıfatlardan önce geldiği zaman. Ancak İkisi hani çok olmakla birlikte tabii cümleye kattığı diğer bir fonksiyonu farklı oluyor. Ne demek istiyorum bununla? Now, if you look at the first sentence, the table is very heavy. Now here, the table is subject and heavy is adjective. And now you see very comes before adjective. Masa çok ağır anlamı. But Taner can lift it. Ancak Taner onu kaldırabilir. Ağır ama yine de Taner bunu yapabilir. The second sentence, the table is too heavy. And here again, the table is subject and heavy adjective. And the too comes before adjective. Bekir cannot lift it. Şimdi ne oldu burada? Biraz fonksiyon değişti. Masa çok ağır. Bekir onu kaldıramaz. Yani kaldıramayacak kadar ağır anlamında. Çok. Şimdi biz bu ikisini böyle çok diye çeviriyoruz. Ancak Türkçe'de biz bunu olumsuz anlam kattığı zaman buna vurgu yapıyoruz. Mesela çok ağır, çok ağır mesela. Bu şekilde söylüyoruz. Ama İngilizce'de bunu very ve too ile belirtiyorlar. The tea is very hot. Here again the tea is subject and hot is adjective. Çay çok sıcak but I can drink it. Ancak onu içebilirim. Sıkıntı yok. Sıcak ama ben yine onu içebilirim. Çok çok aşırı sıcak değil yani. The tea is too hot. Şimdi bunu okurken de biraz uzatıyoruz böyle. Too hot, too değildi böyle. Too hot. I can't drink it. Onu içemem. Yani o kadar sıcak ki. İçilmeyecek kadar sıcak. Gördüğünüz gibi burada too biraz negatif anlam katıyor cümlelere. Ama very o kadar değil. Yani yapılamayacak kadar sıcak, soğuk neyse. The orange juice is very cold. Portakal suyu çok soğuk. Jale can drink it. Jale onu içebilir. The cherry juice, kiraz suyu is too cold. Jale can't drink it. Jale onu içemez. Yani o kadar soğuk ki anlamında. The weather is very cold. Hava çok soğuk. But we can go to the beach. Ancak plaja gidebiliriz. The weather is too cold, but we cannot go to the beach. Ancak plaja gidemeyiz. Yani o kadar soğuk ki. Şimdi görüldüğü gibi very ve too sıfatlardan önce geliyor cümle içerisinde ve geldiği zaman da bunların anlamı çok anlam demek oluyor. Ancak örneklerde olduğu gibi negatif işe biraz negatif anlam katıyor. Yani yapılamayacak kadar şöyle böyle gibisinden. Now, we have an exercise in here and it says make sentences. Use very or to and can or can't. Şimdi very, to, can ve can't kullanarak cümleler oluşturacağız. İlk iki cümleye bakalım. Burada örnek var. Demiş ki, example, suitcase, heavy, lift, Mark, James. Şimdi biri, ikisini very ve too cümlelerinde kullanacağız. The suitcase is very heavy, but Mark can lift it. Valiz ya da bavul çok ağır, ancak Mark onu kaldırabilir. Mark. İkincisinde ise ne diyeceğim? James onu kaldıramayacak kadar anlamında olacak. The suitcase is too heavy. James
can't lift it. Gördüğünüz gibi eğer burada to'yu kullansaydık bu sefer Mark can't dememiz gerekiyordu. Mark onu kaldıramaz. Burada to kullandığım için bu sefer James. Şimdi bunları, diğer cümleleri buna göre oluşturun. Eğer very kullanıyorsanız can, to kullanıyorsanız da can't cümleleriyle cümleler yapmaya çalışın. Okay. Şimdi burada yalnız bir şey vardı. Problem hard, solve. Solve, çözmek, halletmek anlamında. Bu fiili de eklemiş olduk. Şimdi bunları kendiniz yapın. Video durdurup sonra ben yapacağım. Birlikte bir karşılaştıralım. Evet, şimdi number one, soup, hot, eat. Şimdi enteresanmış arkadaşlar. Hani biz Türkçe'de ne deriz? Çorba içtim deriz. Ama İngilizce'de çorba yeniyor. Yeme fiiliyle. Ancak çevirirken yalnız yine bunu içmek diye çevirsek iyi olur. Her ne kadar eat burada yemek ise de. Çünkü biz Türkçe'de nasıl ifade ederiz? Buna bakmamız lazım. O yüzden ben buradaki eat çorba için olduğu zaman içmek diye çevireceğim. Sonra ya niye böyle falan demeyin. Onlar öyle kullanır ama biz böyle kullanıyoruz. Şu an şunu bilin ki İngilizce'de çorba aynı diğer yemekler gibi aynı fiille kullanılıyor. The soup is very hot. Çorba çok sıcak. But Jack can eat it. Ancak Jack onu içebilir. The soup is too hot. Ricardo can't eat it. Çorba çok sıcak. Şimdi ben de artık söylerken bunu very çok sıcak. Ötekini de böyle çok diye biraz uzatacağım ki hani vurguyu yapmış olalım. O negatif anlamı verelim, olumsuz anlamını. Çorba çok sıcak. Ricardo can't eat it. Ricardo içemez. The coat is very small. Ceket çok küçük. But Tom can wear it. Ancak Tom onu giyebilir. The coat is too small. Ceket çok küçük. Susan can't wear it. Susan ya da Suzan onu giyemez. The shoes are very tight. Tight dar demek buradaki anlamı. Ayakkabılar çok dar. But Marika can wear them. Marika onları giyebilir. Çünkü burada them aldım. Çünkü niye? Ayakkabılar çoğul olduğu için. Zaten are kullanıyoruz. The shoes are too tight. Jale can't wear them. Ayakkabılar çok dar. Jale onları giyemez. The problem is very hard. But Talal can solve it. Problem, matematik problemi anlamında çok zor. Ancak Talal onu çözebilir. The problem is too hard. Robert can't solve it. Problem çok zor. Robert onu çözebilir. Çözemez, özür dilerim. Can't solve. Çözemez. Evet, alıştırmamız da böyle. Sanırım very ve to'nun cümle içinde kullanım ve anlamını ve farkını anlıyorsunuzdur. Now we have this exercise. And it says complete the sentences. Use the expressions in the list or your own words. Diyor ki cümleleri bu kutudaki ifadeleri kullanarak tamamlayın ya da kendi kelimelerinizle tamamlayın. Ne demek bu? Şimdi bite, işte alma, lift it, kaldırma, eat it. Evet, çorba ise içme, normal bir yemekse yeme anlamındaydı. Sleep, uyuma, do his own work, ödevini yapma, reach the cookie jar, kurabiye kavanozuna ulaşma, yani erişme, ulaşma anlamında. Go swimming, yüzmeye gitme, take a break, ara vermek anlamında. Şimdi cümleleri okuyup bu ifadelerle ya da kendi ifadelerinizle yapmaya çalışın. Sonra ben yapacağım. Sonra bir karşılaştırırsınız. Okay, number one, the soup is too hot, I can't eat it. Çok sıcak. The diamond ring,
elmas yüzük, diamond, elmas demek. Is too expensive, I can't buy it. Onu alamam, çok pahalı. The weather is too cold, we cannot go swimming. Hava çok soğuk, yüzmeye gidemeyiz. I'm too busy, çok meşgulüm. I can't help you with your homework. Ev ödevinde sana yardım edemem. Ali is too tired. Ali çok yorgun. He cannot do his homework. Ev ödevini yapamaz. Uyuması gerekiyor. Pınar is too short. Pınar çok kısa. She cannot reach the cookie jar. Kurabiye kavanozuna erişemez, ulaşamaz. Yani boyu yetişmez anlamında. It's too noisy in the dorm at night. Dorm, dormitory'nin kısaltılmışı, yurt anlamında. Dormitory, biliyoruz ne olduğunu. Dorm, kısa şekli. Gece, yurt, çok gürültülü. I can't sleep, uyuyamam. The sofa is too heavy. Sofa ya da çekyat dediğimiz şey çok ağır. I can't lift it, kaldıramam. Now here, in this exercise, and it says complete the sentences and use to. Use adjectives in the list or your own words. Şimdi bu cümleleri buradaki sıfatlarla ya da kendi sıfatlarınızla, yani kendinizin kullanacağı bir sıfatla tamamlayın. To kullanarak diyor. Cold, biliyoruz, soğuk. Small, ufak. Expensive, pahalı. Heavy, ağır. Noisy, gürültülü. Tall, uzun. Tired, yorgun. Young, genç. Bu cümleleri yapmaya çalışın. Sonra karşılaştıralım. Okay, now I completed the sentences. Number one, you cannot lift a car. A car is too heavy. Bir araba çok ağır. Jimmy is 10. Yani 10 yaşında anlamını. Jimmy 10 derken 10 yaşında. He cannot drive a car. He is too young. Çok genç. Araba kullanamaz. I can't study in the dorm at night. It is too noisy. Çok gürültülü yurt. I don't want to go to the zoo. The weather is too cold. Hayvanat bahçesine gitmek istemiyorum. Hava çok soğuk. Ya da eğer sıcaksa too hot deriz. Tom doesn't want to play soccer this afternoon. Böyleden sonra Tom futbol oynamak istemiyor. He is too tired. Tired, yorgun biliyorsunuz. I can't buy a new car. A new car is too expensive. Yeni bir araba çok pahalı. John has gained weight. Gain kazanmak, almak demek. Yani kilo aldı. He can't wear his old shirt. Eski gömleğini giyemez. It's too small. Çok küçük. The basketball player can't stand up straight in the subway. Metroda basketbol oyuncusu ayakta dik duramaz. Stand up straight, dik, straight, dik, doğru, düz anlamında. Burada dik demek, ayakta dik duramaz. He is too tall. Çok uzun. Now, it says complete the sentences in this exercise and use to or very. Şimdi bu alıştırmada da to ya da very kullanarak cümleleri tamamlayacağız. And they did number one and two. Şimdi bir ve iki yapmışlar. The tea is very hot, but I can drink it. Yani yapabiliyorsam very, çok, ancak yapılabiliyor anlamında. The tea is too hot, I can't drink it. Gördüğünüz gibi burada da yapılamıyor, yani yapamıyorum. Şimdi diğerlerini de ona göre too ya da very kullanarak tamamlayın. Okay, number three. I can't put my dictionary in my pocket. Sözlüğümü cebime koyamam. My dictionary is too big. Burada gördüğünüz gibi negatif bir anlam içerdiği için too kullanıyorum. An elephant is very big. Burada herhangi bir negatiflik yok. O yüzden çok büyük.
A mouse is very small. Bir fare çok küçük. I can't buy a boat because it is too expensive. Çok pahalı ki alamıyorum. A sports car is very expensive, but Anita can buy one. Bir tane alabilir. Pahalı ancak alabilir. If she wants to, isterse. We went to Rocky Mountains for our vacation. The mountains are very beautiful. Burada da to kullanamayız. Çünkü herhangi bir olumsuzluk, bir anlam yok. Gittik ve dağlar çok güzeldi. Güzeldir. I can't eat this food because it's too salty. Gördüğünüz gibi burada yiyemem. Niye? Too salty. Çok tuzlu. Amanda doesn't like her room in the dorm. Gördüğünüz gibi burada bir negatiflik var. Sevmiyor odasını. Niye? She thinks it is too small. Çok küçük olduğunu sanıyor. I lost your dictionary. I'm very sorry. I will buy you a new one. Çok üzgünüm. Sana yeni bir tanesini alacağım. A new dictionary de diyebilirdik. Yani yeni bir sözlük. Ama onun yerine bu da one kullandığımız zaman yeni bir tane anlamı katıyor bu. Do you like your math course? Matematik dersini seviyor musun? Yes. It is very difficult but I enjoy it. Çok zor ancak hoşlanıyorum. Do you like your math course? Şimdi aynı soru soruluyor başka şahsa. No, it is too difficult. I don't like it. Gördüğünüz gibi negatiflik geliyor burada. Because I can't understand the math. Anlayamıyorum. It is 7:30. Do you want to go to the movie? Saat 7:30. Filme gitmek ister misin? We can't. It is too late. Çok geç. The movie started at 7. Film 7'de başladı. Did you enjoy your dinner last night? Dün gece yemeğinden hoşlandın mı? Yes, the food. Bu yer değiştirecekti. Bunu yer değiştirmemiz lazım. Evet, çünkü bu very biliyorsunuz sıfattan önce gelirdi. Bu arada böyle bir kayma olmuş. The food was very good. Yemek çok iyi idi. Was idi anlamı katıyor. Are you going to buy that dress? O elbiseyi alacak mısın? No, it doesn't fit. Uymaz. Beden olarak uymaz. It is too big. Çok büyük. Do you think Carol is smart? Carol'ın akıllı olduğunu sanıyor musun? Yes, I do. Evet. I think she is very intelligent. Sanırım o çok zeki. Çünkü bir negatiflik yok burada. My daughter wants to get married. Kızım evlenmek istiyor. Tabi o da şaşırıyor. What? Ne demek istiyorsun gibisinden. But she can't. Yapamaz. She is too young. Negatiflik anlamı verdiği için too. Çok genç. Can you read that sign across the street? Caddenin karşısındaki işareti okuyabilir misin? No, I can't. It is too far away. Çok uzakta. Gördüğünüz gibi bu very ve too'nun anlamlarını sanırım cümle içerisinde anlıyoruzdur. Evet, şimdi bir de too. Bunlara bir bakalım. Şimdi biliyorsunuz too 2 demek. Too sıfattan önce geliyorsa çok anlamı veriyor. Cümle sonunda gelince farklı bir anlam verecek. Onu da bir göreceğiz. Ve to. Şimdi bunlar ne, hangi tür durumlarda, hangi anlamda kullanılıyor? Onlara bir bakacağız. I have two pigeons. Şimdi iki güvercinim var derken burada sayı anlamında. Ve to'dan sonra mutlaka bir noun gelecekse çoğul gelecek. Çünkü burası iki, bir değil. There are two apples. Yine aynı şekilde. In that basket. O sepette iki tane elma var. Gördüğünüz gibi apples are. Uyum göstermesi lazım. Timmy is too young. Timmy çok genç.
young, adjective, sıfat burada. He can't read. Gördüğünüz gibi to, too. Okunuşu aynı gibi ancak farklı yazılıyor ve anlamı farklı. His grandmother is too old. Onun babaannesi çok yaşlı. She cannot hear. She can't hear. İşitemez. Negatiflik gördüğünüz gibi burada var. And saw the movie. I saw the movie too. Şimdi cümle sonunda gelince iş değişiyor. Cümle sonunda to, de, da dahi anlamı veriyor. And filmi gördü. Ben de filmi gördüm. To gelince cümle sonunda bu anlam. Ancak cümle içerisinde sıfattan önce gelince çok anlamı içeriyor. John likes tea. I like it too. Gördüğünüz gibi John çayı sever. Ben de severim. I told to Jim. Şimdi burada to ne anlamı geliyor? Anlamına geliyor. İle, Jim ile konuştum. I want to watch television. Burada ise televizyon izlemek istiyorum. Buradaki anlamı makemak kattı. Zaten biliyorsunuz want, to, verb kullanıyorduk. Buradaki anlamı ile buradaki fiilden önce kullanılıyorsa, yani bir fiille birlikte makemak, televizyon izlemek istiyorum. Biliyorsunuz want, present, progressive'de kullanılamayan fiillerden biri. Yani I am wanting kullanamıyoruz. I want ama biz çevirirken istiyorum. Ama bunu birebir kelime kelime çevirsem televizyon izlemek isterim. Ama biz Türkçe'de öyle demeyiz. İstiyorum diye söyleriz. My sister's computer is too old. Kız kardeşimin bilgisayarı çok eski. She needs to buy a new computer. Yeni bir bilgisayar alması gerekiyor. Alması, burada da gördüğünüz gibi to alması gerekiyor. Burada izlemek anlamında. My father wants to have a nice breakfast. Babam iyi bir kahvaltı yapmak istiyor ya da ister. After breakfast, kahvaltıdan sonra he walks to his office. Ofisine yürüyerek gider. Buradaki de anlamı ea gördüğünüz gibi. Yani bir yerden önce kullanılıyorsa to school, to office, to library, to the cinema. Buradaki yani öyle kullanılıyorsa to'nun anlamı ea yani ofise, büroya, kütüphaneye anlamı katıyor. Gördüğünüz gibi burada farklı, burada farklı, burada to farklı anlamda, burada farklı anlamda. Sometimes he takes the bus to his office. Bazen ofise gördüğünüz gibi ea otobüsle gider anlamında. Would you like to a glass of orange juice? Evet, burada would you like to have olacak. Çünkü fiil olması lazım. Şimdi would like hatırlarsanız would like'dan sonra da hep verb'ü to ile kullanıyorum. Yani would like to sonra verb geliyordu. Bir bardak portakal suyu ister misin? Would like to olduğu için bunu bu şekilde kullanmam gerekiyor. Burada bir uyarı yapıyor. Şşş diye sus anlamında. I am talking to my mother on the phone. Telefonda annem ile konuşuyorum. Gördüğünüz gibi to, to, to. Özellikle to 3-4 yerde farklı anlamda kullanıldı. To ise sıfattan önce gelince çok, cümle sonunda gelirse de de dahi anlamı veriyor. Now we have this exercise and it says complete the sentences and use to, to or to. Evet, cümleleri to, iki, to, çok ya da de anlamı, to ile ea anlamı biliyorsunuz ya da makemak hangisi ise. Bunların hangisi uygunsa ona göre tamamlayın diyor. Date number one,
Biri yapmışlar. I would like a cup of tea. Bir fincan kahve almak isterim. Bob would like a cup of tea too. Bob da bir fincan kahve almak ister. Diğerlerini de yapmaya çalışın. Sonra ben yapınca da karşılaştırın. Okay. I had two cups of tea yesterday. Dün iki fincan çay aldım. Burada rakam gelmesi gerekiyor. Cups çoğul olduğu için. I can't drink my tea. Negatiflik var. It's too hot. Çok sıcak. Çayı içemem. Çok sıcak. The coffee is too hot for me to drink. Kahve. O da çok sıcak benim için. İçmek için. Yani içilmeyecek kadar sıcak anlamında. I talked to Jim. Jim'le konuştum. Jane wants to talk to Jim. Jim'le konuşmak istiyor. Talk to, yani biriyle konuşmak, bu hep to alacak. I walked to school today. Bugün okula yürüdüm ya da yürüyerek gittim. Alex walked to school today. Bugün Alex okula yürüyerek gitti. Bir yere gitmek, to anlamı. I'm going to take, future tense hatırlayın, going to, verb one geliyordu. To alacaktı. I'm going to take the bus to school tomorrow. Yarın okula otobüsle gideceğim. Şşş diyor, uyarıyor. I want to listen to the news broadcast. Want to, gördüğünüz gibi bu want to ve verb bir gelecek. Listen, birini dinlemek ya da bir şey dinlemek. Listen to, beraber kullanılır. Sessiz ol anlamında. Haberleri dinlemek istiyorum. Yani haber raporunu anlamında. I can't study. Ders çalışamam. The music is too loud. Müzik çok sesli. The weather is too cold for us to go to the beach. Yani plaja gitmek için hava bizim için çok soğuk. Yani gidilmeyecek kadar soğuk anlamında. I have two apples. İki elmam var. Can ones to have apples too. Can de elma almak istiyor. Want to'ydu. Can olduğu için wants simple present. Here we have a reading passage. And it says my day, benim günüm ya da günüm anlamında. Bunu bir okuyalım. Sonra then we'll answer the questions. Hi, my name is John. Merhaba, benim adım John. I'm a financial advisor. Financial advisor, mali danışman demek. Financial, mali. Yesterday I had a very busy day. Dün çok yoğun bir gün geçirdim. Ya da yoğun bir günüm oldu. I woke up at 6:30. 6:30'da uyandım. Waking up was so hard. Uyanmak çok zor. That I needed to wash my face with cold water to open my eyes. Gözlerimi açmak için yüzümü soğuk suyla yıkamam gerekiyordu. Then, sonra I went to the kitchen, mutfağa gittim, and had a cup of coffee and toast for breakfast. Kahvaltı için bir fincan kahve ve tost aldım. I brushed my teeth, dişlerimi fırçaladım. Took the trash out. Çöpü dışarı çıkardım. Ironed my clothes, elbiselerimi ütüledim. Finally, son olarak, I got dressed, giyindim, and left home around 7 o'clock. 7 gibi evden ayrıldım. I got on the bus at 7:30 to downtown. Şehir merkezine gitmek için otobüse saat 7:30'da bindim. Get on the bus, otobüse binmek. Irregular verb, düzensiz fiil, got on. I arrived at work at 7:50. 8:10 kala işe vardım. I needed to finish up 6 reports before noon. Öğleden önce 6 rapor
bitirmem gerekiyordu. At 12 o'clock, 12'de I had half an hour lunch with my colleagues. Colleague iş arkadaşları demek. İş arkadaşlarımla yarım saat öğlen yemeği aldım ya da yedim. After lunch, we had a meeting until 2 o'clock. Öğlen yemeğinden sonra 2'ye kadar bir toplantımız vardı. Then, sonra I visited one client at 3 o'clock to talk to about his financial plans. Client, müşteri demek. Sonra 3'te bir müşteriyi ziyaret ettim. Ne için? Mali planları hakkında konuşmak için saat 3'te bir müşteriyi ziyaret ettim. I came back to work at around 4 o'clock. 4 gibi geri işe geldim. And prepared 3 more reports. 3 rapor daha hazırladım. Prepare hazırlamak. 3 more 3 tane daha demek. Finally, son olarak at 6, 6'da I was able to leave. Hatırlayın, was able to ya da could leave. Ayrılabildim ofisten, ofisimden. And I was exhausted. Bittim, tükendim yani çok yoruldum anlamında. Ne zaman? By the time I got home. By the time when gibi bir anlamı var. Yani when I got home. Eve vardığımda tükendim diyor. Şimdi sorulara bir bakalım. Which of the following questions you cannot answer? Aşağıdaki sorulardan hangisini cevaplayamazsınız? Bu da ilginç bir soru tarzı. Evet. Why was John so sleepy? John niye çok uykuluydu? Cevaplayabilir miyiz? Böyle bir bilgi var mıydı? Ben hatırlamıyorum. How many reports did he finish? Kaç tane rapor bitirdi? Burada var kaç tane oldu? 6. What time did he have his lunch? Öğlen yemeğini saat kaçta aldı? Cevabı burada. Why did he visit his client? Niye müşterisini ziyaret etti? To talk about his financial plans. O zaman şunu cevaplayamıyorum. A şıkkı. Which of the followings is incorrect? Aşağıdakilerden hangisi yanlış diyor. Doğru değil yani. Doğru değil demek, yanlış demek. He had a tiring day. Doğru mu? Olabilir çünkü bitti, tükendi anlamında. Çok yorulmuştu. He works alone in his office. Ofisinde yalnız çalışıyor. Öyle bir şey var mı? Burada çünkü colleagues dedi. İş arkadaşları var. He used public transportation. Toplu taşım kullanıyor. Doğru mu? Otobüse bindim dediğine göre demek ki doğru. He works in the city center. Şehir merkezinde çalışıyor. Doğru mu? Downtown aynı anlamda. O zaman he works alone in his office. Ofisinde yalnız çalışıyor. Bu doğru değil. What do you think his job is? İşinin ne olduğunu sanıyorsunuz? Mühendis mi? Değil. Doctor değil. Accountant, muhasebeci olabilir. Teacher, öğretmen değil. Burada neydi? Financial advisor, mali danışman. Demek ki accountant. Yani muhasebeci. Evet, bu pasajımız ve sorular, cevaplarımız ve bunlardı. Şimdi bu dersi burada bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki derste farklı konuyla görüşmek üzere. Ancak her zamanki dediğim gibi lütfen bunları yazarak çalışmaya bakın. Ve görüş, öneri, yorumlarınızı bana bildirirseniz sevinirim. See you next time.